Herkese yeniden merhabalar. Bu videomuzda başlıktan anladığınız gibi Among Us adlı oyunun şu ana dek kimsenin bilmediği gizli sırları ortaya dökeceğiz. Videoya geçmeden önce bu tür videoların devamı için lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu sayede bu tür videoların daha fazlası gelebilecektir. Toplulukta paylaştığım ankete göre en çok istenen video fikri bu oldu. Sizler de fikirlerinizi belirtmek için topluluk kısmında paylaştığım gönderilere göz atabilirsiniz. Bu arada inceleme yaptığımız Tom ve Angela videolarının devamı için son çektiğimiz videoların 300 like ve üstü almasına kadar bu seriler devam etmeyecektir. Her neyse, lafı hiç uzatmadan videomuza geçiyoruz. Oyun, renkli kıyafetler içindeki bir grup astronotun hikayesini anlatıyor. Bu astronotlar oradan oraya koşturup bazı görevleri yerine getirmeye çalışıyorlar. İçlerinden birisi ise kötü niyetli bir uzaylı, yani imposter. Geçtiğimiz haftalarda oyun 4 milyon kullanıcıya kadar ulaştı. Oyunun bu kadar sevilmesindeki bazı sebepler ise basit olması, kolay olması ve kolayca indirilebilmesi. Among Us son haftalarda hatta aylarda popülerliğini kazandı. Ancak oyunun çok daha eski bir geçmişi var. Oyun ilk olarak Haziran 2018'de yayınlandı. Oyunun yayınlandığı ilk hafta ise sadece 13 kişi oynamıştı. Bir yıl sonra yani 2019'da ise ortalama 9 ila 10 oyuncuya ulaştı. Diğer oyunlar gibi bu oyunun arkasında dev ekipler yok. Bu oyunu üreten sadece 3 yakın arkadaştı. Oyunu oynayan kişi sayısı yine bir elin parmaklarını geçmiyordu. Fakat 2020 yılına gelindiğinde bazı YouTuber ve Twitch yayıncıların oynamasıyla bir anda popülerleşmeye başladı ve kısa sürede dünyanın en popüler oyunu olmuştu. Oyun bu kadar popüler olunca çoğu kişi oyun hakkında çeşitli teoriler uydurmaya başladı ve bu teorilerden en tatmin edici olan da Among Us karakterlerinin aslında teletabiler olduğu yönündeydi. Bunun hakkında birçok video, post ve meme yapıldı ve birçok kişinin ilgisini çekti. İlk başta saçma gelmiş olmasına rağmen Teletubbies'lerin kıyafetlerinin alt tarafına bakılınca Among Us'taki karakterlere çok ama çok benzediğini fark edebilirsiniz. Teletubbies'lerin de arkasında ürkünç gerçekler ve ilginç sırlar olduğunu hatırlamanız gerekince oyun biraz daha insanı korkutabiliyor. Teletubbies'lerin çizgi filmini çoğunuz biliyorsunuzdur. Fakat bu Teletubbies'lerin arkasında bilinmeyen çok ama çok şey var. Onlardan biri ise şu. Teletubbies'ler aslında 4 metre boyundadır. Yani bir insanın yaklaşık 4 katı. Onların küçük olduğunu düşünüyordunuz değil mi? Aslında onlar ürkünç derecede büyük ve uzundurlar. Ve aslında yüzleri uzaylıya benzese de onlar aslında astronotlardan esinlenerek yapılmıştır. Küçükken bunlardan korkmayanınız var mı? Şahsen ben yüzlerinin sevimli değil de ürkütücü olduğuna inanıyorum. Ya siz? Bazı kişiler de Among Us oyununun Illuminati'nin işi olduğunu savunuyor. Oyunun telefonda çok küçük bir yer kaplaması ve kolay indirilebilmesi de bizim özel ve gizli bilgilerimize erişebildiği hakkında çok fazla teori de bulunmakta. E-mailler, kimlik ve kart bilgileri gibi birçok bilgiye ulaşabildiği söylense de mantıklı bir açıklaması olmadığından dolayı açıkçası bizler inanmıyoruz. Bir başka teori ise kırmızı renkli karakterin oyunda en çok imposter olma ihtimaline karşı programlandığı söyleniyor. Bir grup genç bu teorinin doğruluğunu test etmek için defalarca oyunu oynamış ve kırmızı renkli işçilerin çok büyük bir oranda imposter olma ihtimalini ortaya çıkarmış. Anladığınız gibi son zamanlarda popüler olan çoğu oyun üzerinden teoriler yürütülüyor ve elbette çoğu da yalan ve uydurulmuş oluyor. Bu nedenle her gördüğünüz iddiaya inanmamanız sizin için iyi olacaktır. Sadece küçük bir oyun. Oynayın, eğlenin ve geçin. Bu kadar kurcalamaya ve teori uydurmaya hiç gerek yok. Siz siz olun, araştırmadan inanmayın arkadaşlar. Umarız ki dedikleri gibi bir durum yoktur. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Başka bir videomuzda daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın ve bilgili kalın.